Konuşacağız biraz. Ankara stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. Eski Sanayi Genel Müdürü Sayın Bülent Esinoğlu. Sayın Esinoğlu, iyi günler diliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza efendim. Sayın Esinoğlu. Evet, duyuyorum ben sizi. Ben şimdi duyabildim sizi. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi bir özet geçtik. Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Ağustos'ta St. Petersburg'a gidecek ve Putin'le görüşecek. Şimdi uçak krizinin ardından gerilen ilişkiler normalleşiyor ama bu normalleşme de hızlı oldu. Siz ne dersiniz? Bu kadar hani bu ikili görüşmenin de öne çekiliyor olması içinde bulunduğumuz konjonktür itibariyle ne ifade ediyor acaba? Şimdi Filiz Hanım, gerçekten her şey hızlı gelişiyor. Çünkü Türkiye'de bu FETÖ'cü, Amerikancı darbeden sonra Türkiye'de zihinler değişiyor. Türkiye'yi yönetenlerin, affedersiniz, yönetme şekli değişiyor. Ve Türkiye'ye tehditlerin nereden geldiği Türk halkı tarafından daha keskin bir şekilde anlaşılıyor. Ve hızlı bir bilinç sıçraması oluyor. Bu bilinç sıçraması sadece yöneticilerde değil, Türk halkının kendisinde var ve Türk halkı kendi kimliğini yeniden o kozmopolit baskılardan kurtararak Türkiye'nin Türk halkı Amerikancı, daha doğrusu şöyle söylemek lazım, Amerika Türkiye'deki Amerikan tabanını yitiriyor. Hem entelektüel tabanını yitiriyor, hem halk içerisindeki Amerikancı, Amerika'ya sempatiyle bakan tabanını yitiriyor ve dolayısıyla hem iç siyasette hem de dış siyasette bu darbe girişiminin etkilerini yaşayacağız. Şimdi dış siyasette Rusya ile olan ilişkileri Sayın Cumhurbaşkanı'nın Rusya'ya yapacağı seyahati şöyle değerlendiriyorum. Bu Avrasya'ya gidişin ilk ve çok önemli tarihi bir toplantısı olacak diye düşünüyorum. Çünkü bizim enerji güvenliğimiz, hatta iç güven, Amerika'dan gelen saldırılar dolayısıyla hem iç güvenliğimiz hem dış güvenliğimiz açısından bizim Rusya ile çok daha iyi ilişkiler, hatta belki de bir saldırmazlık paktı imzalamak, dış ve iç güvenliğimizi bir stratejik ortak olarak görmek durumundayız. Çünkü hem ekonomik olarak bağlarımız çok yüksek düzeyde, hem bunun sonucu olarak siyasi bazı ilişkilerin bir arada olması gerekiyor. Yani Amerika'nın aşırı bir şekilde Rusya üzerine yaptığı baskılar, NATO'nun Rusya'ya yaptığı baskılar göz önüne alınırsa aslında Putin'in de acele etmesinin nedenleri çok iyi anlaşılıyor. Çünkü hem Baltık'ta yığınak yapan NATO hem de Doğu Akdeniz'de yığınak yapan NATO'yu düşündüğümüz zaman bugün NATO'da şunu öğreniyoruz ki yani bu baskıdan dolayı Rus halkı işte pirinçti, bulgurdu, makarnaydı vesaire gibi bunları stok etmeye başlamış. Yani Rus halkı içerisinde NATO ile bir savaşa hazırlık halkın seviyesine kadar inmiş durumda. Dolayısıyla bunu Putin daha derinden hissediyor ve mümkün olduğunca Türkiye'yi kendi yanına çekmeye çalışıyor. En azından tarafsızlaştırıp yani ileride çıkabilecek bir muhtemel savaşta Türkiye'yi kendisine daha yakın, hiçbir şey olmasa bile nötr tutmaya çalışıyor. Bu anlamda baktığımız zaman bu adımların, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın Petersburg'a yapacağı bu ziyaret, bu anlamda sadece ticari anlamda bir beklentiye girmekten ötede siyasi ve güvenlik anlamında da bir beklentiye girilmesi gerektiğini gösteriyor. Çünkü zaten ticaretin önü açılırsa bunun devamı olarak siyasi ilişkiler, güvenlik ilişkileri vesaire, bunlar da genişleyerek devam eder. Bu böyle bakacak olursak daha da ileriye gidecektir. Suriye ile olan kötü münasebetleri, Suriye'deki cereyan eden o terör ve örtülü savaşı da önüne geçecektir. Orada Amerika'nın beslediği ve terör ihraç ettiği kişilere Türkiye üzerinden artık herhangi bir lojistik destek vesaire olamayacağından, zaten Türkiye'nin kendi iç güvenlik durumu buna da müsaade etmemiş olduğundan Suriye'de de bir sakinlik elde edilecek ve dolayısıyla bölge ülkeleri Amerika'ya karşı bir anlamda bir blok haline gelmiş olacak. Bu blok şöyle oluşacak diye düşünüyorum ileriki tarihlerde. Irak, Suriye, Rusya, İran müştereken
bölgede Amerika'dan gelen saldırı veya Batı'dan gelen saldırıyı göğüsleyecekler ve dolayısıyla bir denge oluşacak. Bu denge sayesinde hem bölge ülkeleri rahata kavuşacak hem de Amerika'nın saldırıları belli ölçülerde durdurulmuş olacak. Yani aslında hani içinde bulunduğumuz konjonktür, iki ülkenin de birbirine çok ihtiyacı olduğu bir konjonktür. Dolayısıyla bu ilişkilerin bu kadar hızlı ilerlemesinde de bunun etkili olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi ekonomik boyutuna geliriz biraz ama siyasi ayağı ve güvenlik ayağı demişken Rusya ile Türkiye'nin daha doğrusu AKP iktidarının, siyasi iradenin Türkiye'deki Suriye ile ilgili farklı düşündüğünü biliyoruz. Fakat Rusya hani bu ilişkileri normalleştirirken Suriye politikasının da belirleyici olduğuna dair işaretler veriyordu bize. Dolayısıyla şimdi bu sıcak ilişkiler acaba Türkiye'nin de Suriye ile ilgili politikasında ciddi bir değişikliğe neden olur mu? Hani somut olarak söylemek gerekirse nasıl bir değişiklik olur? Ne düşünüyorsunuz bu noktada? Şimdi Filiz Hanım, Türkiye'nin mecburiyetleri var. Bu mecburiyetler artık Türkiye'yi yönetiyor. Nedir bu mecburiyet? Amerika bölge ülkelerine saldırıyor. Türkiye'ye gelmiş PKK'yla ve FETÖ'yla, IŞİD'le birlikte operasyonlar yapıyor. Ve bölgemizde kendi çıkarları doğrultusunda yeni bir düzenleme yapmak istiyor. Dolayısıyla bizim buna karşı durmamız için kendi içimizde bugüne kadar sürdürdüğümüz siyasetlerin hepsini değiştirmemiz gerekiyor. Eğer eski siyasetlerimizi, yani Amerika'nın yanında, Amerika ile birlikte Suriye'nin içinde, Suriye devletine karşı sürdürülecek bir siyaset, bu Amerika ile bir birlikteliği gösterir. Halbuki Amerika öteki taraftan işte FETÖ'yü kullanarak, PKK'yı kullanarak, IŞİD'i kullanarak Türkiye'yi yeniden dizayn etmek ve mümkün olursa bölebilmek ve burayı federasyona dönüştürmek ve şehir devletleri kurmak istiyor. Temel sonuçta çok uluslu şirketlerin esas itibariyle ulus devletlerle olan savaşı en öncelikli savaştır. Yani emperyalizm dediğimiz zaman çok uluslu şirketler vardır. Çok uluslu şirketler de bölgede şehir devletleri ister. O da yani Türkiye'nin bölünmesi demektir. Türkiye bölünmeyi kabul etmeyeceğine göre siyasetlerimiz değişiyor. Zaten değişmeye başlamıştı. Bu FETÖ'cü darbe girişiminden sonra bu siyasetlerin mecburen değişeceğini gösteriyor. Suriye siyaseti de değişecek. Çünkü Suriye'nin toprak bütünlüğü artık şimdi daha da bizim için önem kazanmaya başladı. Suriye'nin toprak bütünlüğü ortadan kalkar ve Amerika Suriye'ye de yerleşirse, Kuzey Irak'ta işte Barzani gibi kurduğu bir koridor yeniden kurarsa vesaire, bunlar hepsi Türkiye'nin bölünmesine doğru giden meseleler olduğu için Türkiye'nin Suriye siyasetini mecburen eninde sonunda değiştirecektir. Bu Petersburg ziyaretinin Suriye siyasetinin değişiminde de başlangıç noktası olacağını ben düşünüyorum. Çünkü bizim mecburiyetlerimiz bunu getiriyor. Türkiye'nin kendi şu anda içeride yaşadığı hem iç güvenlik hem dış güvenlik hem bu darbenin dış siyasete yansımaları, dış siyasetin bize yansımaları vesaire, bunların hepsine topyekun baktığımız zaman bizim Suriye siyasetini acilen değiştirmemiz gerektiğini gösteriyor. Yani bölge ülkeleriyle birlikte hareket etmek aslında Amerika'yı da hizaya getirecek ve Amerika'nın bölge ülkelerine karşı saldırısını da durduracak bir mekanizmadır bölge ülkelerinin bir araya gelmesi. Eğer Rusya ile bir güvenlik işbirliği de yapılabilirse Amerika kesinlikle bu saldırılarını durduracaktır. Ha, diyeceksiniz ki ileride gene fırsatını bulursa bu bölgelere yeniden saldıracaktır, ama şu anda eğer bölge ülkeleri kendi aralarında birleşirse, başta Rusya, İran, Irak, Suriye olmak üzere, dolayısıyla hem ekonomide büyük bir atılım meydana gelecek. Bölge ülkeleri kendi aralarında ticareti hızlandıracaklar. O ticaretin verdiği hızla siyasetler değişecek, iç siyasetler de değişecek, dış siyasetler de değişecek. Dolayısıyla Türkiye böyle bir yola girmiş durumda. Evet, şimdi tabii ekonomik anlamda da ciddi konular görüşülecek. Zaten ilişkilerin normalleşmesiyle beraber aslında Türkiye ekonomisinin de hani en azından orta vadede ciddi bir nefes alacağını söylemek mümkün. Bu noktada neler söylersiniz? Ekonomi ayağında, işin ekonomi ayağında ne gibi gelişmeler beklememiz gerekiyor?
Şimdi ekonomi alanında şunu söyleyebilirim. Dikkat ederseniz içeride darbe girişimleri yürütülürken öte taraftan da hemen darbe girişiminin arkasından bu derecelendirme, kredi derecelendirme kuruluşları hepsi siyasi kuruluşlardır zaten. Amerika'nın emrindeki kuruluşlardır. Onlar hemen atış yapmaya başladılar ve Türkiye'nin kredi notlarını düşürerek Türkiye'nin içerisine gelebilecek olan parayı engelleyerek Türkiye'nin büyümesini küçültmek ve Türk halkına Türk halkını zor duruma sokarak içeride iç siyaseti etkilemeye çalıştılar. Fakat bunda da muvaffak olamadıkları görülüyor. Şöyle söylemek lazım. Şimdi aslında hemen bu kredi değerlendirme kuruluşlarının dediklerini yapıvermiyorlar. Yani sermaye sahipleri, elinde para olanlar vesaire. Eğer Türkiye'de yüksek faiz varsa gene gelmeye devam ediyor. Onun da dışında Türkiye'nin içerisinde çok uluslu şirketler var. Yani düşünün bugün BPC var, işte Shell'i var, adınsa Total var, Mercedes var, Renault var, Ford var, Pirelli var, Toyota var, hepsi var. Yani bunlar bize araba satabilmek için kredi vermek zorundalar. Tabii gönül ister ki biz kendi tasarruflarımızla kendi ekonomimizi planlayarak sürdürebilirim. Ama şu ana kadar içinde bulunduğumuz ekonomik durum serbest piyasa ekonomisiyle yürütüldüğü için onların bize müdahale etmelerini kolaylaştıran bazı mekanizmalar var. O mekanizmalara karşı da önlem alabilmek için derhal üretim ekonomisine ve planlı bir ekonomiye doğru eğilim göstermek lazım. Yani çünkü Amerika altın tepsinin içerisinde yahut da gümüş tepsinin içerisinde bize her istediğimizi sağlayamayacaktır. Eğer biz direnmeye devam edersek, yeni ittifaklar kurmaya çalışırsak, işte Rusya, İran, Irak ve Suriye ile yeni ittifaklar kurup bölgeyi güçlendirirsek, Amerika da bize gelecektir ve Amerika da bizimle doğru düzgün ilişkiler kurmak mecburiyetinde kalacaktır. Yani bizi yönetmekten belli bir süreliğine en azından vazgeçecektir. Eğer biz yalnız kalırsak Amerika'nın bizim üzerimizdeki etkisi daha fazla oluyor. Son geçtiğimiz 50-60 yıl içerisinde işte Türkiye'nin içerisinde darbeler yapabilmesi, içeride kadrolar oluşturabilmesi, işbirlikçi yaratabilmesi, belli bir entelektüel kadroyu arkasına alabilmiş olması falan hepsi bunlar işte hem iç siyaset değişecek hem dış siyaset değişecek derken bunları kastediyordum. Yani ekonomide kötü bir şey olmayacak, onu söyleyeyim. Yani Türkiye'nin ekonomisi o kadar hemencecik dışarıdan ufak tefek müdahalelerle zor duruma düşecek bir ekonomi değil. Çünkü ekonomimizin önemli bir kısmı da kayıt dışında. Kayıt dışında olan ekonomiyi de zaten bu finans sistemiyle zaten kontrol edilemiyor. O bakımdan da bir emniyet var. İyi bir şey değil tabii kayıt dışı ekonomi. Keşke bütün ekonomimiz kayıt içerisine alınsa ama onun da böyle durumlarda faydası oluyor. Yani ekonomimizle ilgili ben o kadar endişeli değilim. Türk insanı çalışıp hele hele böyle karakterinde bir değişiklik olur da dışarıdan gelen saldırıya karşı yeniden bir kimlik edinme noktasına doğru ilerlerse ekonomimizde de ticaretimizde de iyileşmeler olacak ama birinci şart söylediğim gibi bölge ülkeleriyle ve Rusya ile iyi ilişkiler kurarak Amerika'nın saldırısına, Amerika'nın iç ve dış saldırılarına karşı önlem almak zorundayız. Tabii. Şimdi tabii siz de hani yıllardır vurguluyorsunuz sıcak para ekonomisini terk edip üretime dayalı bir ekonomi sistemi kurmak aslında bu gibi durumlarda bir kez daha önemi karşımıza çıkıyor. Hassas noktalarda ya da yaşanacak krizlerde etkilenmemesi adına sağlam bir ekonomiye elbette her zaman ihtiyacımız var. Şimdi son olarak şunu da sorayım Sayın Esinoğlu. Önemli bir açıklama da Gazprom'dan geldi. Başkan yardımcısı dedi ki Türk akımı için Rusya ve Türkiye Enerji Bakanları bir çalışma grubu kuracaklar. Artık herhalde somut olarak yavaş yavaş hayata geçmesini bekleyelim mi Türk akımının da? Şimdi ben Türk akımının kurulmasının Amerika'dan kopuşun en önemli parçalarından birisi olarak görüyorum. Zaten bu Türk akımını engelleyen de içeriden ve dışarıdan kendi işbirlikçilerini kullanarak engelleyen de zaten Amerika'ydı. Eğer Türk akımı kurulursa Türkiye'nin enerji güvenliği bir üst seviyeye daha taşınmış olacak. Çünkü biz enerjimizi İran'dan, Irak'tan ve Rusya'dan alırsak ucuza alıyoruz ve
böyle ya, kendi içimizde bir enerji güvenliği sağlanmadan üretim güvenliği sağlanamaz. Dolayısıyla üretimimizi ve ekonomimizi garanti altına alabilmek için önce enerji güvenliğini garanti altına almamız lazım. Hatırlarsanız Amerika bize illa İran'a ambargo uygulayacağınız dendiği zaman işte biliyorsunuz o sarraf olayları vesaire filan. Çünkü Türkiye enerji güvenliğini sağlayabilmesi için İran'dan, Rusya'dan, Irak'tan petrol almak, gaz almak mecburiyetinde. Bunu siz almayın dediğiniz zaman ortaya nasıl garip mekanizmalar, nasıl garip şirketler, nasıl soygunlar vesaire falan çıkıyor. Yani ekonomi rayından çıkıyor, ticaret rayından çıkıyor, ahlak rayından çıkıyor. Dolayısıyla biz enerji güvenliğimizi sağladıktan sonra tabii ki ekonomik güvenliği de sağlamış olacağız. Ama ekonomik güvenliği sağlayabilmemiz için kendi iç tasarruflarımızı artırmamız lazım. Üretim ekonomisine geç, planlı bir ekonomiye geçip üretim ekonomisine geçmeliyiz. Ve dışa bağımlı ve dışarıdan müdahale edildiği zaman ekonomisi darmadağın olan bir konumdan dışarıya çıkmamız lazım. Şu andaki durumumuz pek onu yansıtmıyor çünkü hem borcumuz yüksek düzeyde, acil ödenecek borçlar miktarı 200 milyar dolar civarında ama devletin borcu az, orası iyi ve kendi eğer sıkışırsak kendi yağımızla kavrulacak durumumuz var, onu da söyleyeyim. Yani ekonomiden ben fazla korkmuyorum. Yeter ki bu biraz önce söylemeye çalıştığım iç ve dış güvenliği hem ekonomik güvenlik açısından söylemem. Esas güvenlik açısından söylüyorum. Bunlar temin edilirse içerideki ekonomi rahatlıkla gider. Zaten ekonomiyi sarsan o siyasi darbeler de ortadan kalkmış olacağı için ekonomi rayına oturduğu zaman yürürüz yani yol alırız. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için efendim. Çok sağ olun. İyi günler ben diliyorum. Teşekkür ediyorum. Eski Sanayi Genel Müdürü Bülent Esinoğlu ile değerlendirdik Türkiye-Rusya ilişkilerini. Ve noktalıyoruz bültenimizi ama saat başında yine buradayız efendim.